İç kağıtlarını dinleyeceğiz Tülay Dodurga'dan. Kamu yönetimi mezunu Tülay. Ama şimdi henüz bitirmediği için ilahiyatı, henüz bitirmediği için mezun henüz değil. Kendisi de iştahat yapabilir mi yani? Yok, mezun olmadan yapamaz. Mezun olmadan yapamaz. Kendimizi boşa düşürmeyelim. Biz mezun etmemiz lazım. Buyurun lütfen. Hocam çok teşekkür ederim. Önce Anadolu İlahiyat Akademisi hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirimiz, hoş geldiniz. Hüseyin Atay hocamızın içtihat anlayışını anlatacağım ben. Öncelikli olarak hocamız 1969 yılında Kelam dersine yazdığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde usul ve fıkıh dersi okuttuğunu biliyoruz. Bunu Kelam'ın yanında usul ve fıkıh dersini okuttuğunu biliyoruz. Muhammed Halit Muhammed'in yazdığı Buradan Başlayacağız isimli eserden hareketle hocamız resmin bütününü anlamak için büyük bir çaba sarf etmiş, ciddi tenkitlere maruz kalmasına rağmen resmi anlamak için büyük bir çaba sarf etmiş hocamız. Ve usulcülerin metodunu eleştirmiş hocamız. Usulcülerin metodu eleştirdiği dediğimiz zaman hangi metodu veya metotlar nelerdir dediğimiz zaman şöyle diyebiliriz. Öncelikli olarak Kur'an'ın getirdiği yöntemin yani metodun tümevarım olduğunu hocamız özellikle ifade etmiş. Tümevarım ne demek? Onu anlatayım. Önce olayları inceliyoruz. Daha sonra mukayese neticesinde en doğrusu olanı bulup almayı önermiş hocamız. Hanefiler tarafından da kullanılıyor, biliyoruz bunu. Tümden gelim yöntemi ise önce kuralım koyulup ondan sonra bireylere uygulanmasını sağlamış. Bu Şafii mezhebini kullandığını biliyoruz. Peki hocamız neden tümden gelim yöntemine karşı çıkmış dersek, baskıcı ve özgürlüğü kısıtlayıcı olduğundan dolayı hocamız bu metodu kabul etmemiş. Mezhep ekollerinin oluşmasıyla birlikte asıl menbaımız, bizim asıl kaynağımız olan Kur'an ve sünnetin yerini mezheplerin sözleri ve hükümleri, içtihatın yerini taklit, müçtehitin yerini de mukallete bıraktığını söylemiştir. Peki müçtehit nasıl olmalı dediğimiz zaman, müçtehitler öncelikli olarak yazılı şeriat yani Kur'an-ı Kerim ve sünnete bakmalı. Eğer orada aradığı hükmü bulamazsa akli meleke ve prensiplerine başvurup, tabi bu da parantez içinde söylememiz gerekir, Kur'an'ın bütünlüğüne zıt düşmeyecek şekilde hüküm vermelidir demiştir. Peki hocamıza göre içtihat anlayışı nedir dediğimiz zaman, dinin temel kaynaklarından, biraz önce söylemiştik tabi, Kur'an-ı Kerim ve sünnetten hareket ederek yeni bir hüküm ve fehim tesis edip ortaya koyma işlemini içtihat denir demiş hocamız. İçtihat yaptığı içtihatlara örnek verecek olursak, öncelikle Miraç olayı biliyorsunuz çok biraz şumullü bir olay diyelim. Ve Peygamber Efendimiz'e Miraç olayı, Peygamber Efendimiz'e isnat edilen olaylardan birisi de Miraç olayıdır. Biliyorsunuz rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Allah'la görüştükten sonra her gökte bir peygamberle karşılaşmış. Birinci gökte Musa peygamber kendisine ne tür hediyeler verildiğini sorduktan sonra 50 vakit namazın farz kılındığını söylemiş. Hocamız bunu kabul etmiyor. Aslında söylemek istediği hocamız da şudur. Kur'an-ı Kerim'de kastedilen namaz vakitlerinin tayinidir. Yani adeden 5 olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de böyle bir konudan bahsedilmemiştir demiştir. Ve karşı çıktığı şeylerden bir tanesi de bu
hadislerin, yani uydurma hadislerin referans gösterilip bu tarz hadislerin referans gösterilip ortaya çıkmasıyla Müslümanların yani buna inanıp buna inanmasını kesinlikle kabul etmemiş ve bunun düzeltilmesinin farz olduğunu söylemişler hocamız. Bir diğer başlık, konu başlığımız boşanma hakkı. Evlilik iki kişinin bir araya gelerek anlaşarak aile birliği kurmasıdır. Geçimsizlik olduğu zaman yani ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, anlaşma bozulduğu zaman, geçimsizlik olduğu zaman iki kişinin, özellikle tırnak içinde söylüyorum, geçimsizlik olduğu zaman eşlerin her ikisinin de boşanma hakkı olduğunu söylemiştir hocamız. Yani sadece bu erkeğe ait değil, her iki cinse de ait olduğunu söylemiştir. Özellikle Nisa suresinin 35. ayetinde eşler arasında anlaşmazlığın çözülmesi mümkün olduğu takdirde her iki tarafın yakınlarından seçilecek bir hakemle mecliste çözülmesi gerekir. Nisa suresinin 35. ayetini örnek vermiştir. Eğer uyuşma sağlanamazsa iki şahidin huzurunda yine boşanmanın meşru olduğunu Talak suresinin 2. ayetine göre hocamız söylemiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu bu boşanmanın nedeni ve yöntemi bu kadar beyan bir şekilde yani açıkken hocamız bu fıkıh hükmünün işlevini yitirdiğini söylemiştir. Bir diğer konu başlığımız da yine güncel bir konu özellikle seçtim. Kur'an-ı Kerim'de eşcinselliğin hükmü. Eşcinsellik insanın doğasına aykırı bir hastalıktır. Nisa suresinin hem 15. hem de 16. ayetinde livata ve seviciliğe açıkça bir hüküm getirdiğini hocamız ifade etmiştir. Şimdi ayete bakacak olursak, kadınlarınızdan, bu Nisa suresinin 15. ayetini okuyorum. Kadınlarınızdan fuhuşu işleyenleri içinizden 4 şahit getirin. Şahitlik ederlerse ölünceye kadar, Allah onları bir kısmet kılana kadar o kadınları evde tutun. Şimdi aslında ayetler arasında çelişki varmış gibi gözükmekte ama burada sebep, yani çelişkiye sebep olan kelimenin fahiş olduğunu hoca söylemiş. Bu zina kelimesiyle daraltıldığını ifade etmiş. Bu zina değildir demiş. Burada esas anlatılmak, peki ne anlatılmak isteniyor? Bu fiiliyatın erkeklerle olan değil, kadınların kendi arasında olduğunu ifade etmiş hocamız. Yine aynı şekilde, içinizden iki erkek bu fuhuşu işlerse onları incitin, eğer tövbe eder düzelirse onları bırakın. Bu da Nisa suresinin 16. ayetinde. Burada da yine kastedilen zina değildir. Yine bu fiiliyatı işleyenlerin kendi aralarında yaptıkları bir eylemdir demiştir. Eğer zina olsaydı demiş hocamız, hem cezaları aynı olurdu hem de bu ayete ihtiyaç kalmazdı demiştir. O zaman zina nedir dersek, nikah akdi olmayan bir erkek ve kadının birlikteliğidir. Yine Nur suresinin 2. ayetinde açık açık bunun zina olduğunu söylemiştir. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine değnek vurun, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ı dini konusunda ikisine de acımayın. Onların cezasını inananlarda bir bölük tanık olsun demiştir. Nur suresinin 2. ayetine göre. İşte zina budur demiştir. Ayette de zaten açık bir ifadeyle belirtildiğini söylemiş. Yine yalnız hocamız özellikle şunlara çok vurgu yapıyor. Tekabüliyet ilkesi, yani karşılıklı. Aynı şekilde ayette hem kadınlara hem de erkeklere tekabüliyet ilkesinin uygulanması gerektiğini söylemiştir. Yine bir önemli konularımızdan bir tanesi de teheccüddür. Teheccüd nedir? Biz bunu hep gece yarısı kalkıp namaz kılınması şeklinde biliyoruz. Hocamız şöyle bir açıklama getirmiş.
Yine İsra suresinin 79. ayetine göre sen fazla olarak geceleyin onunla Kur'an'la meşgul olmak üzere uyanık ol veya uyan. İsra suresinin yine 79. ayetidir. Alimler bunu ayette geçen bihi zamirini Kur'an okuma olarak anlamayıp gece namaz kılma şeklinde yorumlamışlardır demiştir. Şimdi dikkat edersek eğer uyanık ol veya uyanık veya uyan iki zıt kelimenin geçtiğini görüyoruz burada. Kur'an okuma geceleyin Kur'an okuma manasını ifade etmiş. Bu minvalde belli vakitlerde şartlarına uygun olarak yerine getirilen namaz ibadetinin dışında da nafile namazların kılınabileceğini söylemiş. Tabi bu kişinin yani bu zorunlu kılınmadığını ve kişinin kendi isteğine ve durumuna bağlı kılındığını hocamız ifade etmiştir. Bir diğer konu başlığımızda kadının sesi ve hükmü. Kadının sesinin nikah düşecek bir erkeğe haram olduğu iddialarına hocamız karşı çıkmıştır. Şöyle ki, ey kadınlar, konuşmalarınızda bayağılaşmayın, dürüst, ciddi, saygıdeğer sözlerle konuşun. Bu ayetin yorumunu, Ahzab suresi 32. ayetin yorumunu hocamız şöyle demiştir. Kadınların sesinin yasak olmadığını, yalnız yumuşak, işte edalı, daha dikkatli, ciddi ve tabii ses konuyla konuşulması gerektiğini ifade etmiştir hocamız. Tabii yine bu ayetin bayanlara has olmadığını, tekabüliyet yine ilkesiyle, yine burada da tekabüliyet ilkesine hocamız vurgu yapıyor. Sadece bayanlara değil, erkeklerin de aynı şekilde bu şekilde ciddi, dikkatli ve tabii ses tonuyla konuşması gerektiğini ifade etmiştir. Ve bu Kur'an'ın ahlak anlayışının bu olduğunu ifade etmiştir hocamız. Bir diğer konu başlığımız, Kur'an'ın perspektifinden kadınların E kemiğinden yaratılması mevzusu. Biliyorsunuz bu İslam kültürüne Yahudi teolojisinin ürünü olarak geçmiş ve Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı bize takdim edilmiştir. Hocamızın ifadesi bu şekildedir. Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek, Kur'an-ı Kerim'de kadın ya da erkeğin yaratılışında birinin diğerine üstünlüğü veya herhangi bir alet mevcut değildir. Yalnız insan prototipinin tek bir nefis kavramı ile yarattığı yüce Allah bildirmiştir. Bu da ey insanlar sizi bir tek mahiyetten yaratan ve ondan eşini var eden her ikisinden pek çok kadın ve erkek yaratan Rabbinize saygılı olun. Nisa suresinin 1. ayetini hocamız bu şekilde yorumlamıştır. Bir diğer konu başlığımız. Kadınların özel durumu, orucu ve tavafı nasıl olmalıdır? Bir diğer konu başlığımız. Orucu biliyoruz. Oruç beyazlığın ufukta yayıldığı andan itibaren başlayan, güneşin batışına kadar devam eden, her türlü yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak olarak geçirmektir. Atay hocamızın tanımı bu şekildedir. Ayete göre hasta olanınız sayısınca başka günlerde oruç tutar. Bakın suresinin 185. ayeti bu şekildedir. Hasta ifadesini hocamız sadece kadınlara değil, kadın yahut erkek her mükellefe sınırları içerisine aldığını belirtmektedir. Sadece kadınlara has olduğunuz, kadınlara has değil, dediğim gibi kadın ve erkek her mükellefe içerisine aldığını belirtmektedir. Kadının eğer rahatsızlığı yoksa, özel durumunda oruç tutabilir. Yalnız kendini kötü hissediyorsa tutmayabilir. Şayet iyi hissediyorsa tutabileceğini ifade etmiş. Bağımsız kadının hayırlı iken oruç tutmaması söz konusu olduğu takdirde günaha girer denemeyeceği gibi mutlaka tutması farzda değildir. Farzdır da denemez demiştir. Bu özel durumun aynı şekilde Kur'an okumaya mani olmadığını da hocamız belirtmiştir.
ve aynı şekilde tavafa da engel olmadığını belirtmiştir. Yani Kur'an okuyabilir, tavaf edebilir demiştir hocamız. Ebu Hanife'den Ebu Hanife'nin şu ifadesini söylemiş hocamız. Özel durumdaki kadının tavaf etmesi caizdir. Görüşünü beyan etmiş. Aynı şekilde İbn-i Teymiye'nin de abdestin ve taharetin tavafta şart olmadığını ifade ederek özel durumdaki kadınların tavaf yapabileceğini ifade etmiş, sözlerini belirtmiştir. Yine aynı şekilde sahur vaktinin tespiti ve kefaret konusunda hocamızın bir başka konu başlığını anlatayım. Orucun başlangıç ve bitiş zamanını tayin ve tespit etmede biz nereden öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz, hadisten, fıkıhtan ve fetva kitaplarından öğrenmekteyiz. Ayette nasıl geçiyor? Peki ona bakacak olursak, tan yeri siyah iplik ile beyaz ipliği ayırt edene kadar yiyiniz, içiniz, sonra orucu geceye kadar tamamlayınız. Bakara suresinin 178. ayeti bu şekildedir. Yani hocamız şöyle demiştir. Gece ile gündüzün birbirinden ayrıldığı hattır. Kırmızılık, yani gökyüzünde kırmızılık ortaya çıkıncaya kadar yenilip içilebileceğini ifade etmiştir. Aslında sahabeden de hocamız uygulama vermiş. Sahabenin de bu konuda birazcık daha müsamahkar olduğunu, yani gökyüzünde kızıllığın ortaya çıktığı andan itibaren yenilebileceğini ifade etmiş. Yine naslardan ortaya çıkarak bir de kefaret meselesi vardır. Kefaret Kur'an'da zikredilmediği gibi sağlam bir hadiste de mevcut olmadığını hocamız ifade etmiştir. Fakihler bunu nasıl, peki fakihler nasıl değerlendirmiş dersek, zihar hükmünü biliyoruz. Bu erkeğin hanımının sırtını, annesinin sırtını benzeterek karısını boşama adeti olan zihar hükmünü benzetmişlerdir fakihler. Hocamız buna karşı çıkmıştır. Ramazan günlerinde orucunu tutan kimsenin kefaret değil, tövbe etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir diğer konu başlığımız hac ibadeti. Hac biliyoruz, hac ömrü bir defa yapılması gereken bir ibadettir. Peygamber Efendimiz de şu hadisini ifade etmiş Atay hocamız. Ey insanlar, Allah size hac farz kıldı, hac ediniz. Akra bin Habis sordu, ey Allah'ın elçisi her sene mi? Hazreti Peygamber sustu. Akra 3 defa sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, eğer evet deseydim her sene farz olacaktı, siz de güç yetiremeyecektiniz hadisini ifade etmiş. Yani şöyle diyebiliriz. Hadis-i şerifte gayet açık bir şekilde aslında ifade edilmiştir. Hac ibadetinin bir defa yapılması, nafile olarak birkaç defa yapılması yerine din kardeşinin herhangi bir ihtiyacını karşılamaya ve onunla ilgilenmenin daha sevap olduğunu hocamız ifade etmiştir. Ben o zaman konuşmaları nasıl bitireyim hocam? Tamam hocam. Yetecek mi diyeceğim ama. Konuşmamı şöyle bitirmek istiyorum hocam. Şimdi o zaman içtihatta verilen bir hüküm nasıl doğrudur? Yani hani içtihat yapıyor hocamız. Bu doğruluk nasıl anlaşılır dediğimiz zaman hocamız şu şekilde ifade etmiştir. Şari'nin maksadına uygun doğrultuda yapılması ve mefsededin giderilerek ahlak, akıl ve bilim yönünden çözüm getirilmesi doğru bir anlamadır demiştir. Ve son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Hocamızın kitaplarının hepsini okudum ve şu çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum katılır mısınız hocam?
Mesela biz surenin içine biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de birçok konunun hani birçok konunun işlendiğini görüyoruz. Hocamızın kitaplarına baktığım zaman da bir konunun mesela işte Kur'an'a göre araştırmalar serisinde veya diğer kitaplarında gördüm bir konunun. Yani kitaplara dağıtıldığını gördüm. Benim tespitim herhalde bilmiyorum hocam dediğim gibi katılır mısınız ama bence Kur'an'ın metodunu biraz hocamız işlemiş. Bunu da zihnin dinamik tutmak için yaptığını ben söylemek istiyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şu son cümleyi bir daha okur musunuz? İçtihatla ilgili olan hocanın tanımıyla. İçtihatın verilen bir hükmün yani doğru olup olmadığını nasıl anlarız? İçtihat şarinin maksadına uygun doğrultuda yapılması ve mevsedetin giderilerek ahlak, akıl ve bilim yönünden çözüm getirmesi doğru bir anlamadır demiştir. Yani çok teşekkür ediyorum. Bunu ben tekrar etmek istedim. Bir daha duymak istedik. Bir mevsedetin ortada varsa bir fesada, bozukluğa sebebiyet veren bir durumun ortadan kaldırılmasından daha doğal, daha arzu edilebilir bir şey yok. Bunun adı ister içtihat olsun, ister ıslah olsun, ister yeni bir kanun çıkarmak olsun, adına ne koyarsanız koyun. Hayatın tıkanan bir damarını, bir noktayı açmaktan daha doğal ne olabilir, doğru mu? Dolayısıyla ben bu kapıyı kapattım. Sen o kapıyı kapatırsan o su yolunu bulur. Yani su yolunu bulur diyen atalar sadece bence o suyu kastetmediler. Yani mecazi bir dili onlar da biliyorlar. Hayat akışına devam eder ama sen bypass edilmiş olursun. Sen içtihat kapısını kapattın dedin de sanki her şey yerinde durdu. Durmuyor, akıyor. Çok teşekkür ederim. Küçücük bir özet, altını çizmek istediğim noktalar. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi Tülay Hoca'nın sunumunu aldık. Bu odağı kaybetmemek için sorularımızı şimdi alacağız. Varsa sorunuz ve katkınız Tülay Hoca'nın sunumuna soru ve katkı varsa bir 5 dakika soru katkı için dalacağız ki daha sonraki hocaların da teker teker oturumlarında o sıcaklıkla alalım soru cevabı birbirine karışmasın diye. Ama o sizin soru cevaplarını onu lütfen düşünene kadar, siz formüle edene kadar ben altını bir iki noktanı çizmek istiyorum. Onlardan birisi bu. Şimdi boşanmayla alakalı yani boşama yetkisinin hala sadece erkeğe verilmesi yani fıkhın oluşturduğu bu kültürün devam ediyor olmasının getirdiği problemler var. Bunun aşılması yönünde. Bakın o bir mevsedet. İki dudak arasında kaderler diye ben başlık attım ona. Varoluş Sancısı kitabımın içinde bir bölüm. İki dudak arasında kaderler. Hiç kimse kızının, kız kardeşinin, bir başka erkeğin yani kocasının öyle sinirlendi bir laf eder olur mu? Aman böyle bir şey aradı. Alo buyur baba ne oldu yoksa kocan kızı da bir şey mi dedi yani. Boş ol boş ol boş ol demesin de aman. Şimdi bize çok şey gelebilir bu. Ama Diyarbakır'dan bir hanımefendi aradı dedi yıllar önce. Dedi ki hocam dedi benim dedi başıma böyle bir şey geldi. Kocam dedi 3'ten 9'a şart olsun. Sen bossun 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 dedi. Ben dedi şu anda ortada kaldım. Dedim ki bunun bir hükmü yok. Siz öyle düşünüyorsunuz dedi. Bu çevredeki herkes bunun hükmü var diyor. Ve ben şu anda boşum diyor. Sen yok desen de ben şu anda ortadayım hocam diyor. Anladınız mı olayı? Ha, sen istediğin kadar bunun hükmü yok de. Hocamız istediği kadar hükmü yok desin. Bu kültür dini de içerisine aldı, hapsetti. Yani o kadın ortada. Nasıl çözeceksiniz? O kültürü bypass etmenin yolunu bulmak lazım. Bu eşcinsellikle alakalı hocamızın ilk dikkat çektiği gerçekten önemli bir noktadır. Bir konuşurken benim ilk dikkatim hoca çekti dedi ki yani Nisa suresinin 13, 14, 15. ayetleri 3 ayrı düzenleme var orada dedi. Eşcinselliğin hükmünü de düzenliyor. Yani had cezası değil tazir olarak yani onun cereyan ettiği toplumdaki kültüre, gelişime, birikime bağlı olarak hakimin yetkisine bırakılmış bir şeydir. Tanımlanmış bir cezası yoktur. Ne homoseksüelliğin ne de lezbiyenliğin.
İyi bir şey midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim onu fuhuş, fuhşiyat, fahiş fiil. Bu da şu demek, fahiş için yani alenen yapılması toplumun genel gidişatına, genel ahlaki kurallarına, ilkelerine aykırı düştüğü sürece tolere edilmesi mümkün değil. Fahişeten kelimesinin açık açık, göstere göstere bunu yapmak. Ama tazir cezası öngörülüyor. Ayetler incelendiğinde bunu çok sıcak bir bu LGBTİ+ meselesi. Biz halının altına süpürdükçe süpürüyoruz bunu. Hala süpürüyoruz. Bu konuda Çorum'da kelamcılar toplantısında ben 20 seneyi aştı. Türkiye'de ilahiyat birikiminin LGBT, o zaman LGBT vardı, İ ve plus yoktu. Yani gerisi yoktu. Bir bilgi havuzu oluşturmamız lazım. Biz Lut peygamberin kavminin bile homoseksüel olduğunu düşünüyorduk. Sonradan biseksüel olduklarını öğrendik. Bilgilerimizde bile sorun var yani. Anlatabildim mi? Ne demek istediğimi Ferdi Kıraç'ın bu konuda yaptığı bir doktora tezi var. Öneririm. Mardin Artuk Üniversitesi'nde doçent arkadaşımız. Bizde yapılmış bir çalışma. Bu doktora çalışması. Ben tez izlemesinde vardım. Oradan biliyorum. Homoseksüellik ve bu konuda bilgi almak istiyorsanız o arkadaşımızın çalışmalarına bakabilirsiniz. Erişimli bir kitap. Bunu da söyleyeyim. Son söyleyeceğim şey, Kur'an-ı Kerim neyin günah olup olmadığını sıralamaz. Bize bir günah dökümü yapmaz. Günah dökümü yapan insanlara şunu söyler. Vela cünahe. O sizin günah dediğiniz günah değil ya. Dediğimi anlatabildim mi? Ayetlere bakın. Vela cünahe. Cünah değil. Bir sakıncası yok yahu onun. Ve Nur 61'e bakın. Düzenleme şu. Kimlerle biz oturup yemek yiyebiliriz? Kimlerle oturup yemek yiyebiliriz'i düzenleyen ayeti kerimenin başı vela cünahe. Yahu bir sakıncası yok demek. Yani şöyle değil. Günah, şunu şunu yapmanız günah değildir diye tercüme etmiyorum onu ben. Yahu bir sakıncası yok ya. Anlatabilir. Bak hitabın diliyle kitabın dili farklı. Sen diyorsun ki bu günahtır yapmayalım. O diyor vela cünahe. Yahu günah değil. Kitabı hayatın dışına nasıl atarız diye bir dil geliştirdiğimizi, Kur'an'ın da buna direndiğini söyleyelim. Son bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Atay Hoca, Kur'an'ın çevirisini yaptığını söylerdi. Mealini vermediğini söylerdi. Meal vermeye karşıydı. Yani ben Kur'an'dan bunu anladım ayeti. Yazıyorum değil. Ben diyor birebir çevirisini yaparım. Kelimenin karşılığı neyse onu yazarım. Okuyan adam diyor mealini versin. O kadar da güven yani okuyucuya. Doğrusu da budur. Okuyucuya güveneceksin. Sen kelimenin tam karşılığını, çevirisini yapıp oraya vereceksin. Bunu da söylemiş olalım. Tamam, teşekkür ediyoruz. 5 dakikamız başladı. Sabri Hocam, mikrofon bende diyor Güncel Bey. Müdür zaten. Müdür otorite sahibi olanlara en son söz veriyoruz. Burası otoriter bir kurum değil. Otorite sahiplerine en son söz veriyoruz. Ben mikrofonu yine de bırakmıyorum. Burada otorite isyan ediyor. Şimdi normalde otoriteye isyan ediyordu. Burada ilk defa otorite isyan ediyor. Güzel bir kurum. Hocam teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Hocam sana teşekkür ediyorum. Güzel bir sorudu. Zaten Hüseyin Atay Hoca'nın iştihatları konuşurken güzel bir şey. Oradan affettim. Katkıda bulunan bütün üstadlarımıza ve hazır ona teşekkür ederim. Bir belki izleyicilerden yanlış anlayanlar ya böyle bir ayet yok diye itiraz edebilirler. Kadınlar dedi. İsa Suresi'nin peşin yolunda geçmiyor. Orada konuyla ilgili 178 herhalde hataya söylendi ya da yazıldı. Bakara 178
185 geçti der. Sütçü sen oldun herhalde. 185 ha. Olur mu? Çekti 178. Bakarız. Yani oradaki şey doğrudur. İzleyicilerin kafası karışmasın diye söylüyorum. Tamam hocam. 178 kısasla ilgili bir ayet. Biz onu da doğruladık. Konuştuk. Yanlış verelim bakalım fark eden olacak mı falan. Fark ediyorlar. Evet hocam. Evet. Hafız değilim ama çalıştığım yerden çıkmış. Ama burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir katkı olsun istiyorum. Birçok konu var hocanın işte. Evet. Burada peş peşe adını saysaydık süre dolardı zaten. Burada görüştük hocamızla zaten. Evet hocam. Aynen. Sağ olsunlar. Bu kadınların boşama mevzu, erkeğin boşamasının tek taraflı bir yetki kullanımına dönüşmesinin aslında Hatay Hoca'nın dikkat çektiği bir sorunla ilgili. Bizim İslami ilimler Kur'an'dan kopmuştur böyle bir tarihte sorun. Yani talak kelimesini Kur'an'dan önce de muhtemelen sadece erkekler kullanıyordu. Kadınlar talak kelimesini hallegat kelimesi yoktu mesela. Literatürümüzde yok. Hallegat vardır. Erkeklerin kullandığı bir kavramdır. Kadının tek tarafını boşama ya da boşanma isteği hulû ya da muhâlaat kavramıyla Kur'an'dan açıkça ifade edilmiştir. Peygamber aleyhisselamın uyguladığına dair rivayetler mevcuttur. Sanırım 239 mu olacaktı Bakara suresinin 240 o civardaki o talak ve ilgili ayetler açıkça geçen bir ayet. Ama buna rağmen bu dönüşümün nasıl olduğunu gösteren rivayetler de var. Kur'an'da açıkça kadının boşaması var olduğu halde Peygamberimiz uyguladığı halde bunun tefsirde de geçer bir olay. O boşanan hatunun ismini Allah rahmet etsin bilmiyor. Müslüman yapıyor. Kocası müşrik olduğu için boşanıyor. Kocasının adını hatırlıyorum. Sağ kocasının iyi bir insan olmasına rağmen sırf müşrik olduğu için boşanıyor. Kayıtlar bize gösteriyor. Ama şunu da altı çizmeye son vereceğim. Sanırım Tirmizi'deydi. İki tane rivayet var. Muhalaa yapan kadınlara Allah lanet ederdi. İki tane uydurma hadis var. Ayeti uygulayan peygamberimize de lanet ettiriyorlar peygamber adına. Böyle de bir dönüşüm ve değişim var. Utanç verici bir değişim. Onun için ben bunu söyledim diye ya Tirmizi'yi gömdü diye kalkıp benim konuşmamı terk eden insanlar oldu ama Allah'ın ayetini ve Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasını yok saymaya söyleyecek hiçbir şey yok. Ama Tirmizi'nin hatasını söylediğiniz zaman Tirmizi'yi gömmüş olarak ve dinlenmeyecek insan olarak da değerlendirilebiliyorsunuz. Bu kültürün ne kadar dönüştüğünü Hatay Hoca'nın bu saatten sonra Allah sabır versin dememe gerek yok. Allah rahmet etsin. Ne kadar direkli bir insanmış. Buradan tekrar rahmet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hanefi fıkhında kadın evlenirken boşanma hakkını kayıt altına alırsa sözleşmeye yazarsa boşama hakkına sahiptir diye yazar. Öyledir Hanefilerde. Ama Atay Hoca'nın Tülay'ın son bir daha ikinci kez okuttuğumuz ortada bir mefsedeti yani birisinin aleyhine çalışabilecek bir durumu ortadan kaldırmaktır içtihadın temel mantığı. Dolayısıyla burada mağdur olan erkek, kadın, insan o mağduriyeti ortadan kaldıran bir fıkıh, bir hukuk kültürüne ihtiyaç var. Bugün fıkıh geçtik. Türkiye'de yaklaşık her gün neredeyse iki kadına düşüyor yıllık cinayet. Ortada sorun aslında fıkhın yarattığından daha büyük bir hukuksuzluk var şu anda Türkiye'de yürüyen. Yani şu anda mer'i, cari hukuk öldürülen kadınları koruyamıyor. Koruyor mu? Koruyamıyor. Dolayısıyla bu ister fıkıh olur, ister sizin medeni hukukunuz olur. Fark etmez. Koruyamadığı sürece bir mefsedet hala ortalıkta caridir. Bunu nasıl aşacaklar? Çok kolay. Yani caydırıcılık. Doğru mu? Ya, Kur'an'ın temel felsefesidir. Caydırıcılık. Ahmet Bey hocam biraz daha alanına girer bu konular. Konuşması sırasında umarım buralara da dokunur ama caydırıcı bir
hukuka, buna hukuk psikolojisi deniyor. Hukuk psikolojisi. Yani öyle bir ceza verirsiniz ki uygulamanıza gerek kalmaz. Onu adam o fiili işleyeceği zaman o cezayı bir düşünür, geri durur. Caydırıcılık. Yani Türkiye'de şu anda hukuk namına böyle bir caydırıcılık yok. Elbette adamın hakkında ağırlaştırılmış müebbet istiyorsun. Yani savcı öyle kuruyor iddianameyi, tamam mı? Ağırlaştırılmış müebbet diyor. Savun şey yapıyor, mahkeme yapıyor, adam serbest bırakıldı. Ya bu kadar hukukun bu kadar dibe vurduğu bir durum Türkiye'de, onun için yani yılda ben üzülüyorum. Her gün iki kadın cinayeti. Felaket ya. Yani. Dolayısıyla fıkıhla ilgili benim çok büyük sıkıntılarım var. Tuncay Bey'in de var. Ama fıkhın, hukukun olduğu her yerde bu sıkıntı var ve şu anda fıkıhtan daha büyük bir sıkıntı yaşatıyor hukuk millete her anlamda. Bunu da söylememiz lazım. Arkadaşlar son bu iki soru alabileceğim Tülay için. Ondan sonra diğer konuşmacımıza geçeceğiz. Sadi Bey'e vermem gerekiyor Mehmet Hocam. Ondan sonra sana geleceğim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım ve de Tülay Hanım'a. Benimki bir katkı olacak. Fetvaları, daha doğrusu Hüseyin Hocamızın, Allah rahmet eylesin, iştahatlarını sayarken bir de kadının yaratılış meselesinden bahsettik. O fıkhi bir konu olmayacağını söylemek isterim. Yaratılış daha çok kelam konusu. Evet hocam. Haç konusuna gelince bunu da iştahat, Hüseyin Hocamızın iştahatı olarak ele almak mümkün değil. Çünkü bütün alimlere göre hac yılda ömrü bir ibadettir ve sadece bir defa farzdır. Dolayısıyla onu da hocamıza mahsus tutmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada başka bir şey söyledi. Ne? Hac ibadetinin hani yılda bir kez yapılan farzları yapıp nafile yerine kendi ülkesinde hayırda bulunmayı. Yani o zaten farz olmadıktan sonra mesele yok. Onun başka alimler de aynı şeyi söylüyor. Farz bir defa. Onu sıkıntı yok. Ama peki, şey olmasın da Sokrates beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Tülay demesin ki ya beni bir kişi anladı, o da yanlış anladı. Tülay seninle böyle konuşuyorum. Yok hocam. Öyle olmasın. Çözüldü mesele. Mehmet Hocam buyur lütfen. Teşekkür ederim. Çok dağıtmadan ben bir şey soracağım. Yani Fuat Hocam talebesi olarak Atay Hocam'ın tüm çalışmalarını bütün olarak göz önünde bulundurduğumuzda aslında hocanın faaliyetlerini şu şekilde etiketlemek mümkündür. Yani bir usulü din faaliyeti içerisinde. Bütün çalışmalarında. Usulü din ise bir kelam boyutu var. Bir de sizin bahsetmiş olduğunuz fıkıh boyutu var. Fakat fıkıh kelamın gölgesidir. Eğer kelam eğri ise fıkıh da eğri olacak. Dolayısıyla hoca aslında fıkıhtaki cesaretini ve gözü tekniğini kelamdaki donanımına borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Bir din ya da ideoloji kendisini inşa ederken bir takım kısıtlamalar, yasaklar koyması birilerinin hoşuna gidebilir. Zaten hayatını açmıştır. Fakat var olan yasakların serbest bırakılması bireylerde bir gücenikle yol açabilir. Dengeniz üzerine örf geçmiştir, tescillenmiştir, VIP günaha dönüşmüş onlar. Dolayısıyla bizim böylesi bir geleneğimiz var. Neye dönüşmüş? VIP günah hocam, kebair. Kebair. Dolayısıyla aslında Atay Hocam mayınlı tarla dolaşıyor derken zannediyorum böyle bir durum söz konusu. Vermiş olduğunuz bütün örnekler hep amelle ilgili. Zannediyorum bundan sonra konuşmacı hocalarımıza bir hani ortalama olması bakımından bu işin de kelam ayağı var. Mesela hocanın fideizm üzerine, kadercilik üzerine çok önemli çalışmaları var. Aslında bu çalışmalarla fıkıh alanındaki işçilerle birlikte düşünmek gerekir diye. Acaba sizin dikkatinizi çektim diye bir soru sormak istiyorum. Yani siz bu iştihatlarla ilgili çalışmalarla yaparken hoca tabii ki şari'nin genel maksatlarına vurgu yaptığını söylediniz. Bu kelam nosyonunu hissettiniz mi acaba? Ben onu sormak istiyorum. Evet hocam zaten biz zaten başlık atarken hocam aslında ben keşke söyleseydim de dedim. Yani biz içtihatla ilgili kavramları ondan sonra fıkıh dedik ama bunları aslında bu içtihatları ben anlattım hocam ama hepsini böyle başlıklar halinde ayırdım. Ben başlık atmadım hocam. Yani biraz hani konuları bir de 20 dakikalık bir süre diye hocam açıkçası. Onların bir de Tülay bilindiğini varsayıyor. Yani ki milletin bilgi
erkeğin üzerine evet, hocam, şey koyuyor. Bunlar da duruyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.